Resulullah Efendimiz yani mübarek yüzü hep güler yüzlüydü. Sahabe diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek vecihini onun kadar tebessümlü yeryüzünde başka bir insan yok. Baktığın zaman hep tebessümlü. Yani yüzüne bakan böyle hoşnut oluyor. Tebessümlü bir insan insana bir tabiri caizse böyle huzur veriyor. Moral veriyor yani. Şimdi böyle olduğu zaman insan şey yapıyor. Mesela size sürekli böyle konuşsam. Ya bu hocaya ne oldu dersiniz yani? Onu da taklidini bile yapamıyorum. Allah Habibine benzetsin hepimizi inşallah. Yani annene babana karşı güler yüzlü ol. Eşine karşı güler yüzlü. Çoluk çocuğuna güler yüzlü ol. Beş harçlı ve sadaka. Tebessüm sadakadır diyor. Güler yüzlü olmak. Sadaka. Peygamber ahlakı. Resulullah asla sesli gülmezdi. Ve fakiri sever, yetimi sever, muhtacı sever. Ve çocuklarla ilgilenirdi. Ebubekir Sıddık böyle. Benim çok etkilendiğim bir şey. Koca Ebubekir radıyallahu anh. Yani peygamberlerden sonra bir Ebubekir Sıddık. Gidiyor çocukların yanına. Selamun aleyküm diyor. Şeker taşırmış. Hemen ona bir şeker veriyor. Ona bir şeyler anlatırmış. Büyüdüğün zaman topluma, millete faydalı olacaksın. Mesela çocuk beyin bomboş. Onun için ona bir ilgi, alaka, onu bir adam yerine koyup ki öyledir zaten. Sevgiyle bir şey anlattığın zaman o da seni dinler. Bağırmadan. Biz çocukluğumuz Sakarya'da geçti. Orada böyle küçüğüz işte. Kaç yaşında diyelim bilmiyorum ama 7-8 o yaşlarda yukarısı yok. Koştuk hani bazı çocukları görüyorum böyle. Ön safta oturdum hem de ya hocanın gerisi ya da ya oralarda. Böyle geride oturdum. Bir tane yaşlı, bembeyaz sakallı, çok naif bir insan. Geldi ya omuzuma ya da başımı böyle dokundu. Evlat aferin maşallah. Burada oturmuşsun. Ancak sen büyüdüğün zaman burada oturursun. Şimdi büyükler gelecekler. Onlar burada oturacaklar. Sen şöyle otur dedi. Öyle onurlandım ki böyle beni adam yerine koydu yani. Git bakayım buraya falan. Ya bir şey söyle ben ne yapacağımı bilmiyorum ben çocuğum da. Yani çocuğa bağırarak anlatmayın. Mesela bardak bile kırsa çocuk o. Dersin ki bak evlat bunu buradan alırken şöyle al bunu böyle götür. Anlat ona. Bağırdığın zaman çocuk ne yaptığını bilmiyor. Sadece ve sadece orada nefreti öğreniyor. Sevginin çözemeyeceği bir şey yok. Peygamber ahlakını anlatıyorum size. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük ahlakı güler yüzlü olması, şefkatli olması. Benim en çok etkilendiğim 400'den fazla ilimle meşgul olduğu. İlim talebeleri vardı ashabı. Bir tanesine dövmeyi söylemiyorum daha oraya gelmedi. Sitem etmiyor. Kaba söylemiyor. Niye bunu böyle yaptın diye demiyor. Sadece Allah'a kullukta şöyle yapacağız. Rabbimizin bizden istediği hep doğruyu yapılması gerekeni söylüyor ve asla ve kat'a sitem hayatında yok. Asla dövme diye bir kavram peygamberde yok. Eğer bir eğitimci, hocayım diyen kişi dövüyorsa o merhametsiz bir adamdır. Şefkatsiz birisi ki dövüyor o adam. İftihar ettiğim bir şeydir. 30-40 seneye yaklaştım. Benim elimde parmak izi yok. Burada da eğitim verdiğimiz gençlerimiz, hafızlarımız, Arapça eğitimi alan arkadaşlarımız var. Çıksın buyurun. Şu anda bütün halkınızın hoca efendi sen bana dövdün de diyemez. Mümkün değil de. Dokundun desin. Yok böyle bir şey. Ancak sevgi vardır. Muhabbetim vardır. 500 kişiyi onun için evlendirdik. Yani sevdiğim için. Biz peygamberin yolunda gitmemiz lazım. Bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, hele ki dayak ile. Yani bir hoca dayak atıyorsa sadist ruhludur yani. Başka bir şey değil. Bir baba dayak atıyorsa o da öyledir. Niye dayak atıyorsun? Çocuğa doğruyu anlat. Eşine doğrusunu anlat. Çevrene doğruyu anlat. O ne yaptığını bilmiyor ki. Ne yaptığını bilmesi lazım. Peygamber ahlakı. Bak bir tanesini anlatayım. Enes radıyallahu anh efendimiz kendisi 9 yaşlarında. Resulullah Efendimiz onu bir yere gönderiyor. Bir yere gönderiyor. Çok Hazreti Enes de diyor ki benim çok etkilendiğim bir şey. Hazreti Enes diyor ki o kadar yani önemli bir şey ki söyleyemem diyor. Yani peygamberin özel bir meselesini çözmem lazım. Gittim diyor yolda giderken baktım ki çocuklar diyor benim gibi çocuklar orada oynuyorlar. Ben de biraz oynayayım derken kaptırdım kendimi diyor. Ondan sonra iş uzadı. Resulullah Efendimizin bana beyanatını da unuttum ve çok da mühim bir iş olmasına rağmen o oyuna daldım. O arada diyor tam oynarken kaptırmışım kendimi üstüme bir gölge gelince anladım diyor. Bu peygamber gölgesi diyor. Hissediyor yani artık Resulümüzün gölgesi yere düşmezdi. Ancak demek ki orada hissediyor yani ruhaniyet diyelim. Eyvah dedim diyor. Yani orada sen falan. Şimdi devamına dikkat edelim. Döndüm baktım feyza raitu vechen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme dahikan diyor. Döndüm baktım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzü tebessüm ediyor. Ya Enes ne dedim ben sana? Neyse sen oyna. Ben kendim gidiyorum zaten dedi.
diyor bana Hazreti Enes, böyle anlatıyor. Şimdi vay sen falan ne yapıyorsun sen? Eğitim. Nasıl sen bir defa orman kaçkını bir şeysin. Eğitimci değilsin sen ya. Allah bizlere yani iman ehline merhamet nasip eylesin. Peygamberin yolunda gittiğini söyleyen bir insan çocuğuna şiddet uygulayabilir mi? Eşine yapabilir mi? Kardeşine yapabilir mi? Çevresine yapabilir mi? Hele ki anne babasına yapabilir mi? Eğer bir insan ben Müslümanım diyorsa, bu mübarek kandil gecesi ben peygamber aşığıyım, kandili değerlendiriyorum diyecek ve ondan sonra teröristlere destek verecek. Net konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Daha bu sabah Buhara, Semerkant o bölgelerdeydi. Programı da ayarladık ki Kandil'de de hiç olmazsa burada olalım diye. Neyse dönüşte de bir sıkıntı olmadı. Geldik. E şimdi oradaki din kardeşlerimize baktığımız zaman yani insanoğlu Rabbimize güzel kulluk yapmak için elinden gelen gayret içerisinde olmaya çalışıyor. Şimdi ta oralara gittim. Çok ilginç. Adamlar Türkçeyi anlıyorlar. Orada bir sürü tanıdıklar çıktı. Anlatırım şimdi. O mesele uzun gidecek. Bayağı ciddi gittiğimiz yerlerde orada ismen hitap ettiler, tanıdıklarını söylediler ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hocam sen net konuşuyorsun. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Herkesin kendi kararıdır. Ondan dolayı Allah senden razı olsun. E ben de bunun derdindeyim zaten. Net olmak lazım. Eğer sen Allah'ı seviyorsan, Allahu Teala ve la takul lehume uffin. Anne babana üf bile deme diyor. Sen peygamberi seviyorsan, peygamber hiç sitem bile etmedi. Değil fiske vurmak, değil şu veya bu. Eşleri bir tane değildi. Birçok eşi vardı. Benim en çok etkilendiğim şey. Açık konuşacağım. Senin bir tane eşin var, kırmadığın, dökmediğin taraf kalmamış. Resul Efendimiz'in o kadar eşi var. Allah ona o mübah kılmıştır. İtiraz edersen hattalara gidersin. Onu da hemen söylüyorum. Ama Resul Efendimiz bir tane hanımına sitem bile etmedi. Yemek yapıldığı zaman Allah'ın nimetinden elhamdülillah derdi. Bu nasıl bir yemek olmuş? Asla demezdi. Seviyorsa yerdi, sevmiyorsa elhamdülillah derdi. Ayşe annemiz, ya Resulallah hangi yemeği seviyorsun? Söyle. Allah'ın nimeti güzeldir. Peygamberin hangi yemeği sevdiğini öğrenemedik gitti diyor. Niye? Zahmet olmasın size diyor. Eğer peygamber yolundaysan peygamberin zerafeti bu. Kimseyi üzmemeye çalışıyor. Sen Mehmetçi'ye kurşun sıkan bir teröristi nasıl seviyorsun ya? Nasıl bir imanın var? Yok ki zaten. Yok. Bu dinsizi nasıl sevebiliyorsun? Eşcinselliği meşrulaştı nasıl sevebiliyorsun? İmanın var. Varsa zaten bunu yapmasın. Yok. Yok olduğu için.